kardeşim, kardeşim, taçarili. Ay Mehmet kardeşim, ay Mehmet. Devam, devam. Geçirler boyunu, katuk yayalım katuk. Cengen padenmesini, sarsın başına, altın sarsın başına. Geçiye taktım çelek, ötüyü kuyu kuyu. Oldu şeker şerbeti, Abdurrahman'ı suyu, Abdurrahman'ı. Bitti mi? Düşüneyim bakalım, yıllar öncesinden de unuttum. Tamam, bayağı kötü ödüğünü bir daha söyle, sorun yok. Yedim koyundumu, teke geçti ileri, teke geçti ileri. Başım adela oldu, elin nafile alleri, elin nafile. Yayların çimlerinde, kuzu yayarım kuzu. Uyandığını unuttum, söylemem bunu. Tamam, bildiğini söyle. Ben Türkücü dayım, düdükçüydü. Öyle mi? Babam çağırdı bizi. Babam kaval çalışır, dayım kaval çalardı. Ben Türkü çağırdım. Babam çok severmiş Türkü. Kaval da çok severmiş. Mesela bir şeyden dayım da kavalı çok güzel çalardı. Oturduk aşağıda, kaval çalardık, kada yağardı. Gaya kepek gibi, sarılır ipek gibi, el aldı iyisini, sen dolaş köpek gibi. Çok iyiydi ya. Geçirlerin başına, takacağım çabunu, Allah da sana versin, böyle yürek yavru, böyle yürek. Ya, güzel. Seni tebrik ediyorum. Evet. Vallahi çok güzel türkü söylüyorsun. Evet. Fakat daha garip bir şey var, senin yaşın 80. Evet. Nasıl fırsatını topluyor, helal olsun sana vallahi. Ne yapalım, 80 mevsem bize topladılar. Niye? Mecbur musun tabii? Mecbur gibi bir şey be. Telefon açıyor bana. Ne desin diye. Ya, ama onlar senin sağlığını düşürmüştür. Acaba? Tabii tabii. Hatta bir ara ben dedim ki ya bu anam nerede kaldı dedim. He. Acaba yattı uyudu mu? Soğukta moğukta dedim. Sen yemekten sonra hemen yattı. Ben uyudum arabada. He, değil mi? Evet. Bak demek ki doğru düşünmüşüm yani. Acaba dedim, bir şey mi oldu dedim bu kadına. O yüzden... Ben öleyim ve geç otum bana yaramayayım. E tabi ben sana söylüyorum, öyle yani iptal et diye yine gene yiyorsun. Öğün yemeğini yedim, namaz kılarsan bana alıyor, aşağıda yok mayışma. Ya alışıklı geçtim, ya da yaramıyorsun. Ben dedim, çektim uykuyu, ne yapayım? Peki sen buna rağmen yine genç duruyorsun, çalışıyorsun da, bunu neye borçlusun? Bunu neye borçluyum? Çok çalıştığım için genç duruyorum. Öyle mi? Evet. Kemiklerim çalışmadığım zaman uyuşuk kalıyor. Çalıştığım için işler oluyor. Çalışmayan demir pas alır ya. He. İşler. Bizim vücutta öyle. Çalışmayan insanlar pas alır. Yürüyemez olur. Kötülüğüm olur. Felci olur. Hemen kana hareket ettirdim miydi? Bu felçlikleri kayıp eder. Bana doktor yıllar öncesi demiş ki ben kemik zayıflığı ile içiyordum. Ben göstereyim dedi. Kemik zayıflığı sağ vuralı dedi. 30 yaşında vurmuş. Ama dedi sen çalıştığın için kemik zayıflığını ilerletmemişsin dedi. Eğer sen istirahatta boşta
Yemek sayfından daha üstün olmuş, üstün gelmiş şimdi uzay fotoğraflarından dedi. Seni dedi geliştirilmiş bir çalışma dedi bana. Anladın mı? Ben de onu bir korkuma yemek sayfından. 80-90 dediğim çalışıyor. Ne istiyorsun bakalım? Ne içeceğim? Allah'ıma çok şükür. Biz daha iyi sularda. Sizden yiyip, sularına yiyip, patates yiyip, fasulye yiyip, ondan sonra bal şerbeti içip falan, polifobil. Ne bileyim yani, ne bulursak aklımıza gelen, bize gelecek olan şeyler koyar, seçip yiyor. Sen kelle paça yiyor musun, üstleme yiyor musun? Kelle paça yiyeyim, demir suyundan çorba yapayım, yiyeyim, kelle paça, bağırsak. Ne bulursam yiyeyim. Bu sene geçirin bağırsın, hep temizlerim o kadar aşağı. Hepsini doğrama koydum, ara sıra elime geçtim, yiyor. Yani yemez olan iş. Bunlardan da çok fayda görüyorum Allah'a sonra. O polipolis. Hele polipolis. Canıma yara ara giriydim. Bayılacaktım içeride böyle. Neydiyse kapamıyordum. Kalktım o koyu. Canımı içeri giren hoş kapamıyordum koyu. Kalktım oradan aldım içtim. Peşin sırada şey bardağı su içtim. Arkasından da geçim yürüdü içtim. Bir kaşıkta kolen attım adam bir yarım saat sonra. Aşırına kadar fındık topladım. İşte bunları yiyeyim içiyorum. Daha ne yiyeyim içiyorum. Peki senin adın neydi ya? Tanıyamadım sana. Benim adım Fatma Üstlük. Fatma Üstlük, sen nerelisin? Ben nereliyim? Şabodalı. Trabzonlusun yani. Trabzonlu yani. Anladım. Trabzonumuz bile Şabodalı kadar mı? Neydi unuttum ha. Çünkü şey var diyorsun değil mi? Öyle işte. İyi hadi sana kolay gelsin bakalım. Amin. Sen de hoş geldin. Sefa geldin. Sadık buna gelsin. Sağ olasın. Ben işte böyle ne bileyim. Hem çünkü çağırıyorum hem kola mı yiyorum diyorsun aslında? Hem çünkü çağırayım hem kola yiyeyim hem polifolis yiyeyim. Ondan sonra yoğurt, süt. Tereyağı. Tereyağı, doğal yağlar mesela, peynir. Hepsinden var Allah'a çok şükür. Allah'ın kısmını çok şükür. Allah herkese nasıl üstün. Yani. Herkesi de yemeğe nasip etsin. Kimi beğenmeyin, kimi istemeyin. Doktorun dediği kokunlaştan yiyin hadi. Yok bu yenemeyinmiş, yok bu bile yenemeyin. Asıl yenecek olan şeyleri yemeyiler. Doktor dedi diye bunu yiyorlar. Ama işte bir faydasını da görmüyorlar ve devamlı da yiyorlar. Yesinler bakalım. Afiyet olsun diyorsun. Ya. Afiyet olsun. Ben bize polipolis şeyden, virüs hastalığından kurtaran şey, falan ile polipolis emel Allah sonra. Bunları yiyoruz. Bizi gaz güçlü tuttuğu için bize bunlar emel Allah sonra gelişmiş. Bana tuttu geçen de. Ben yenecek yani kırk hastalığı gibi. Ama atlattım geçtim gittim. Vay be. Ama niye geçtim gittim? İşte onları yediğimiz için emel Allah sonra. Onlar bize bir güç verdi, kuvvet verdi. Allah'ın da şifası mesela arının şeyleri buna malzemeleri. Arının her yerin bir şey alıp getirip bize yediriyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sana kolay gelsin. Abi. Sevgili takipçilerim, şakadan başladım ama iş ciddiye bindi. Fatma Hanım'ın türkülerinden sonra şimdi İlman Hanım'ın ve Ahmet Bey'in toplamalarına sıra geldi. Onlar da yağmur yağış demeden fındık topluyorlar. Ama Ahmet diyor ki geçen yılki kadar fındığımız yok diyor. Şimdi bakın bu fındık böyle yukarıdan aşağıya doğru indiriliyor yağmur yağış demeden. Tabii sonra da böyle tek tek toplanıyor. Bu işe kadar kolay bir şey değil tabii ki. Herkesin yapacağı bir şey de değil. Ama fındık önemli bir unsur. Bizim buradaki fındıklar biraz tabii tam benim aradığım ve de bildiğiniz kadar modern bir alan yok. Bir ocakta çok fazla sayıda ağaç var. Bu aslında daha az olması gerekiyor. Normalde bunun 4, 5, 6, maksimum 6 tane ve arasında açık olmasında fayda var diye düşünüyorum ben. Ama burası benim çocukluğumda dikildi. Ben burada inek ve koyun yayarken bunlar da 2-3 karıştı. Ama şimdi görüyorsunuz kocaman kocaman olmuşlar. Tebazdan nereden baksanız bir 45 sene geçti. 45 sene sonra ben burada fındık topluyorum. İlk topladığım zaman yaşım 10'du. 10 yaşında fındık toplamıştım ve o günden beri hiç toplamamıştım. Ama şimdi tam 45 sene sonra tekrar
fındık toplamaya başladım. Bu arada söyleyeyim, bizim bu bölgede, daha doğrusu Trabzonşah Pazarı bölgesindeki fındıklardaki verim son derece düşük. Çünkü burada budama yok, fındık gibi ayıklaması var sadece. Gübreleme fazla yapılmıyor ve altta görüyorsunuz otlar var. Bu otlar kesilmiş otlar ama kesilmeyen de var. Ya herhangi bir traktörle uğraştığı temizlenmiş değil. Buranın da gübresi, bakın sadece o da şuraya hayvan gübresi atılmış, o da kendi kendine oluyor. Yani hüdayi nabit bu. Allah'a çok şükür bundan göre iyi bile veriyor. Dönüme aldığımız fındık miktarı yaklaşık 100 kilo civarında, ki bu son derece azdır. Eğer adam akıllı, hele bizim gibi düz arazilerde bu iş yapılabilirse, dönüme 400-450 kilogram gübre, fındık alınabilir. Fındık şu anda 27 lira ama randıman olarak şu andaki fiyatı 23 lira gözüküyor. Ama her şeye rağmen fındık bu bölgenin önemli bir gelir kaynağı. Benim kanaatime göre eğer fındıkta organomineral gübre kullanılabilirse, hem tabandan, yani hem sonbahar hem de ilkbaharda, ben işinin daha dolu olacağını ve kutlamanın az olacağını düşünüyorum. Tutanakların da daha güçlü ve dolu olmasını bekliyorum ki bu konuda çalışmalar yapıldı. Ayrıca şu anda burada ocakta 15 tane dal var. Ama hem dalın azalması hem de artık ağaç modeli diye bir kavram var. Onu da yakında sizlere sunmak istiyorum. Çünkü ben de merak ediyorum ve ağaç fındık kısmı da kafama yatmıyor değil aslında. Ama fındığa kimse eğilmemişti. Ama bundan sonra özellikle şehirden köye dönen insanların biraz daha yatkın olduğunu düşünüyorum. Ben Trabzonşah Pazarı'ndan da sevgili Fatma Öztürk, ki annem olur, annemin türküsüne hayran olduğum için bu videoyu açmıştım. Ama iş büyüdü, fındığa kadar geldi. Ben fındıkla alakalı insanların daha özenle bakabileceğini düşünüyorum ve hepinize de kanalıma abone olmanız konusunda ricada bulunuyorum. Hem abone olun, hem izleyin, hem izlettirin. Ben de size daha fazla ve farklı videolar çekeyim. Bu arada fındık konusunda benim bilmediğim çok şey var. Bilenler gerek ocak yapısı, gerek ağaç fındık, gerek toplama şekli, gerek kurutma konusunda bana bilgi verilirse sevinirim. Bu arada fındık kurutma makinesi çıkmış. Onu da Antalya'ya gidip öğreneceğim ve sizlere takdim edeceğim. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Şimdilik hoşçakalın.